Selamünaleyküm arkadaşlar. İstanbul Genç Yağı YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün İstanbul Genç Yağı lise ekibiyle beraber Bilecik'e geziye gidiyoruz. Bizi takipte kalın. Yolculuğumuz devam ediyor. Şu anda Sapanca'dayız. Namaz molası için durduk. Arkadaşlarımızla beraber Bilecik'e devam ediyoruz. Said Bey Çeşmesi var. Hamidiye Camisi, İdadisi var. Hamidiye Künyesi, Söğüt Müzesi. Oraları gezmeyi bitirelim. Ondan sonra değerli arkadaşlarımıza tekrar Bilecik'e geleceğiz. Arkadaşlar Söğüt'e geldik. Ertuğrul Gazi Türbesi'ndeyiz. Gezimize Söğüt'ten, Ertuğrul Gazi Türbesi'nden başlıyoruz. İlk durağımız Ertuğrul Gazi Türbesi olacak. Ertuğrul Gazi Kayı boyunun beyiydi. Kayılar bilirseniz en önemli Türk boyu olan Oğuzların bir koludur. Kayılar Orta Asya'dan Anadolu'ya diğer Oğuz boyları gibi göç edip gelmişler. Geldiklerinde ilk etapta Van'ın doğusunda Ahlat bölgesine yerleşmişler. Sonrasında Batı Anadolu'ya doğru, buraya doğru gelecek, yerleşecekler. Bu arada o dönemde hangi devlet var Anadolu'da? Anadolu Selçuklu Devleti var. Alaaddin Keykubat devri 1230'lu yıllar ve Alaaddin Keykubat'ın kayıları bir uç beyliği olarak işte Ankara'nın batısında önce Karacadağ yöresine yerleştirdiğini biliyoruz. Sonrasında Söğüt ve Domaniç'e yerleştirdiklerini biliyoruz. Söğüt burası değerli arkadaşlar, burayı kışlak olarak kullanacaklar. Bu Söğüt'te her sene Eylül ayının ikinci pazarı şurada büyük bir etkinlik yapılır değerli arkadaşlar. Bakın oradaki tören alanıdır. O tören alanında devlet büyükleri gelir, başbakanlar eskiden işte vesaire devlet başkanları. Şunlar bunlar ve bütün protokolü yine burada Ertuğrul Gazi'yi anma şenlikleri yapılır. Eylül ayının ikinci pazarı. Niçin Eylül ayının ikinci pazarı? Niye o tarih seçilmiştir? İşte kayıların Domaniç'ten Söğüt'e indikleri tarihtir o sonbahar başlangıcı. Onun bir hatırası olaraktan Söğüt şenlikleri, Ertuğrul Gazi anma şenlikleri o tarihte yapılmaktadır. Bu arada biz Ertuğrul Gazi Türbesi'ne geçerken çok önemli bir nasihatı göreceğiz. Bakoğul yazan, onu buyurun okuyalım. Buyurun. Tamamını dinlemek istiyorsanız bir sonraki gezimize katılabilirsiniz. Neden olmasın? Ben size ufak bir şey göstereyim. Kameradan dolayı şemsiyeli kullanmak zorundayım. Kusura bakmayın kırmızılık için. Rehberimiz bu öğütü anlattı az önce. Burada Halime Hatun adına yapılmış bir anıt, mezar. Abdülhamit döneminde yapılıyor bu anıt. Yeni bir anıt. Geçmişi çok fazla değil yani. Gene aynı şekilde burada Osman Gazi adına da anıt kabir yapılıyor. Biliyorsunuz ki Osman Gazi'nin türbesi Bursa'da aslen. Oraya taşındı. Abi. İçeride düzenli olarak Kur'an okunuyor. Hoparlörden sürekli olarak Kur'an veriliyor. Gördüğünüz gibi. Rehberimiz anlattı. Ufak ufak ama biraz da YouTube rehberiniz ben olduğum için ben bir şeyler anlatayım. Rehberimizin anlattıklarıyla aynı şeyleri anlatacağım. Farklı bir şey anlatmayacağım. Gösterdiğim gibi buradaki kurşun izleri burada da aynı şekilde var. Şurada daha fazla var. Burada gene aynı şekilde kurşun izleri. Yunanlılar tarafından saldırıya uğradıktan sonra burası kurşun sıkılıyor ve o izler kalıyor. Burada da mezara getirilmiş farklı ülkelerden, İran, Suriye, Tunus, Sudan, Yemen, Cezayir, Arabistan, Filistin, bu tarafta da vardı. Irak, Kuveyt, Kosova, Ukrayna, Romanya, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Kıbrıs ve Ahlat'tan gelen topraklar var. Burada da o ülkelerin bazılarının bayrakları sergileniyor gördüğünüz gibi. Yunus Ertuğrul Gazi mezarı. Osman Gazi'nin Makam Kabri Taşı kitabesi. Okumak isteyenler için şöyle bir alayım. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir kitabe
var burada. Diriliş Ertuğrul'u izleyip birbirlerine ok yerine kar topu atıyorlar. Burada bayağı bir kar var bugün. İstanbul'da da aynı şekilde. Tabii siz bu videoyu izlerken yüksek ihtimal kar yağışının ikinci veya üçüncü günü olur. Biraz etrafı dolaşalım. Az önce gördüğünüz yer türbe kısmıydı. Oradaki anıtlar, anıt mezarlar vardı. Burası da Eylül'ün ilk haftası olması lazım. İlk pazar günü veya öyle bir... Eylül ayının ikinci pazarı... İlk pazar olması lazım. Eylül ayının ikinci pazarı... Burada kutlamalar yapılıyor. Bu arada gördüyseniz belki... Haberlerde tören alanında şurada yazıyor. Tabii görünmüyor şu an kar yağışından dolayı ama. At gösterileri olur, folklorik oyunlar gibi bir sürü aktivite burada yapılıyor. Gördüğünüz gibi şu tarafta protokol kısmı yanlış anlamadıysam. Güzel bir ortam. Gerçekten içerideki o bir nevi maneviyat hissini alabiliyorsunuz. Bir nevi köklerimizi hatırlamamızı sağlayacak bir alan. Söğüt'teki Ertuğrul Gazi Türbesi. Karşıdan arkadaşlar geliyor. Enis Bey, gezimiz nasıl şu anda? Nasıl gidiyor sizin için? Bayağı iyi. Rehberimiz gerçekten bayağı bilgili. Bayağı aktif rehberimiz. Bayağı buca da var. Burada şuradan göstereyim. Tarihi olduğunu inandığım, burada yazıyor sanırım ama. Evet, çeşmenin kitabesi var burada bir. Ne çeşmesi olduğunu bilmiyorum ama okuyamıyorum kardan dolayı. Burada böyle bir çeşme var. Burada giriş kapısı Ertuğrul Gazi Türbesi'nin. Değerli arkadaşlar, Söğüt'teki önemli tarihi eserlerden birisi de bu bölgedeki Hamidiye Külliyesi'dir. Külliye ne demek? Hepsi bir arada eserler olursa buna külliye denir. Kompleks yapılar bütünü. Cami, medrese, han, hamam, imaret, türbe, büyük külliyelerde darü şifa vesaire hepsi bir aradaysa buna külliye denilir. Yaptıran padişahın ismini alır. Kimdir padişah o zaman? İkinci Abdülhamit Han'dır. Değerli arkadaşlar, ikinci Abdülhamit Han Söğüt'e önem vermiş bir padişahdır. Ve Söğüt'teki Çelebi Mehmet Camii'ni onarttığı gibi, Kuyulu Mescidi tamir ettirdiği gibi, işte Ertuğrul Gazi Türbesi'ni son halini verdiği gibi bu cami ve bu idadi binası onun döneminden yapılmadır. Evet, Hamidiye Camii'nin içerisindeyiz. Abdülhamit döneminde yapıldığı belli olan bir yapı. Resimler, boyamalarda Süleymaniye, Fatih Camii gibi camilerdeki çok fazla görünmüyor. Şaşalı çiniler, resimler. Daha batıya yönelik bir yapısı var. Çok büyük bir cami değil. Hamidiye Camii bu kadar. Geldiğinizde Söğüt'e mutlaka gelmeniz gereken yerlerden birisi. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Müzeye geldik. Gördüğünüz gibi burada bir otağı sembolize edilmiş. Sema var. Var burada. Burada bir çıkrık. Burada o dönemden kullanılan parçalar, şurada tabaklar, o dönemsel kıyafetlere gördüğünüz gibi. Burada yine aynı şekilde tabaklar. Şurada kılıçlar var gördüğünüz gibi. Şurada gördüğünüz gibi. Şu parçalar. Burada bir taş plak. Mufon var. Bir bayrak var. 2. Abdülhamit tarafından 2. Ordu 10. Süvari Alayı'na verilmiş olan Bilecik Bahçecik köyünün kurucusu Hacı Kara Ali Bey'in elindeyken nesiler nesile devrederek Nuri oğlu Mehmet Gündüz tarafından müzeye hediye edilmiş. Şurada tüfekler var. Burada kılıçlar. At için eğer gibi gibi malzemeler var. Burada yine aynı şekilde yöresel parçalar, o dönem kullanılan parçalar. Burada yine benzer şeyler. Müzede o döneme ait, Bilecik yöresine ait, Söğüt'e ait içerikler var. Malzemeler, o dönem kullanılan eşyalar. Müze hani güzel bir yapısı var. İçeride az önce gösterdiğim tarihi eserler, çanak, çömlek, kıyafetler, silahlar, kılıçlar var. Bu şekilde devam edeceğiz gezmeye Bilecik'i, Söğüt'ü. Şimdi Ertuğrul Gazi Camii'ne geldik. Birazdan içeriği de çekeceğim ama öncesinde
biraz cami hakkında bilgi vereyim. Özelliği şu, Ertuğrul Gazi 400 kişilik halkla beraber buraya geldikten sonra, Söğüt'e geldikten sonra buraya bir cami yaptırmak istiyor ve yaptırdıktan sonra da içine bir kuyu açtırıyor. Yani hızlıca kaba tabiriyle anlatıyorum. Kuyu vesilesiyle de buradaki gayrimüslimlerle diyalog kurulabiliyor. Buradaki gayrimüslimler işte kuyuya gelen Müslümanlarla konuşuyor. İşte Müslümanlar abdest alıyor, bu ne acaba falan diye böyle diyaloglarda bulunuyorlar. Ve bu şekilde aslında hani bu toplumsal etkileşimle de gayrimüslimlerin Müslüman olmasını sağlıyor bu kuyu ve cami. Sonrasında işte kuyudan sonra da cami yaptırılıyor buraya. Ve böyle bir etkisi olmuş oluyor. Bu bölgede su eksikliği olduğu için de gayrimüslimler de yoğun şekilde kullanıyor bu camideki kuyuyu. Kuyu kayboluyor, yani kapanıyor bir zaman sonra. 2011 yılında Bursa Vakıflar Birliği burada bir araştırma yapıyor ve 10 metrelik kuyuyu buluyor. Şu anda hani içeride su yok, ortasında da bir ıyı, kayı bayrağı olan ıyı simgesini iki ok bir yay şeklinde yerleştiriyorlar. Cami küçük bir cami, şöyle göstereyim, 40 kişilik ufak bir cami var. Asıl olan olay buradaki kuyu, şöyle göstereyim. Bu gördüğünüz kuyu 10 metre derinliğinde ve caminin aslında özelliğini oluşturan şey. Burası da Ertuğrul Gazi Mescidi, camii de gene aynı şekilde Söğüt'ün simgeleşmiş yerlerinden birisi. Şu anda bulunduğumuz çeşmede olayı şu. Orada şayet su içmeye kalkarsanız ne yaparsınız? Arkanızı kıbleye vermiş olursunuz. O yüzden o hassasiyet gözetilmiş. Arkadaki kısma çeşme konulmamıştır. Üç tarafta burada çeşmeler var. Ayet-i kerimelerden, genellikle çeşmelere yazılan ayet-i kerimelerden örnekler var. Vesâkahum rabbuhum şerâben tahûrâ ayeti. Rableri onlara tertemiz içecekler, ikram edecektir mealindeki ayettir. Ve yine Enbiya suresinden bir ayet, genelde yine çeşmelere yazılır. Ve minel mâe külle şeyin hay. Biz her şeyi sudan yarattık mealindeki ayet-i kerime yazılmıştır. Şimdi Bilecik merkezdeyiz. Şöyle göstereyim sizlere de burayı. Şu karşıda gördüğünüz Bilecik yazısı. Her şehrin olmazsa olmazı. Pek çok saat kulesi bilin ki 2. Abdülhamit Han zamanı yapılmışlardır. Hocam amacı? Amacı nedir derseniz, saat kulelerinin amacı şu. O zaman herkese saat yok malum. O saat kulelerinden saati insanlara zamanı bildirmek maksadı var, bir. İkincisi de saat kulelerinin etrafında bir meydan oluşturma düşüncesi vardır. Genellikle saat kulelerinin etrafında bir meydan oluşturma, şehrin silüetine katkı sunma şeklinde düşünülüyor. Şimdi değerli arkadaşlar, bu da Bilecik'in sembol olmuş olan saat kulesi dedik. Şuradaki Osmanlı armasının özelliklerini size anlatmak arzu ediyoruz. Dedik ki Osmanlı arması bir kalkan motifi etrafında oluşturulmuştur. Bu kalkan aynı zamanda Osmanlı'nın bir kalkan görevi gördüğünü, yani İslam'ın koruyucusu olduğunun bir göstergesidir. Hemen kalkan motifinin üstünde bir bakın başlık görmekteyiz. Buna serpuşlu sorguç ya da serpuşlu başlık diyoruz. Neyi sembolize eder derseniz, Osmanlı Devleti'ni kuran, Osmanlı Devleti'nin adını veren Osman Gazi, Osman Bey'i sembolize eder, kurucuyu sembolize eder. Hilal motifimiz vardır değerli dostlar. İslam'ın sembolüdür biliyorsunuz hilal. Aynı zamanda Allah'ı sembolize eder. Güneş motifi var ve güneşin etrafındaki şulelerle etrafa ışık yaymasıyla Osmanlı'nın cihanı aydınlatması sembolize edilmiştir. Tuğra Osmanlı padişahını sembolize eder. Osmanlı padişahının adı, babasının adı yazar Tuğra'larda ve bazen de dua mahiyetine ifadeler yazar. Çeşitli silahlar görmektesiniz. Bunlar her bir askeri ocağı sembolize eden silahlar. Burada iki tane bayrak sembolize edilmiş. Şimdi bu bayrak şu anki Türkiye Cumhuriyeti'nin bayrağıyla aynı mı? Evet aynı. Bakınız kırmızı zemin üzerinde bir hilal, bir beş köşeli yıldız. 1844 yılından beri, Sultan Abdülmecid zamanından beri biz aynı bayrağı kullanmaktayız değerli arkadaşlar. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin bayrağı bilin ki Osmanlı'dan intikal etmiştir. Osmanlı'nın devamıdır Türkiye. Meclisiyle de, parlamentosuyla da, pek çok kurumlarıyla da Osmanlı'nın devam mahiyetindedir. Peki bu bayrak neyi sembolize eder dediğimiz zaman? Yeşil bayrak hilafeti sembolize eder, halifeliği sembolize eder. Peki üç hilal neyi sembolize eder? Osmanlı'nın üç kıtaya, Asya, Avrupa ve Afrika'ya hükmettiğinin bir göstergesi kabul edilir. Şu anda Osmaneli ilçesine geldik Bilecik'in. Burada tarihi konaklar varmış. Oraları bakacağız. Konakların olduğu yere geldik şu anda. Etrafta böyle yapılar var. Şöyle göstereyim.
şunu. Tarihi yapılar anladığım kadarıyla hani aslında uygun şekilde restore edilmiş ve kullanıma sunulmuş anladığım kadarıyla. Evler kullanımda değilmiş. Onu öğrendim az önce. Kullanılmıyorlarmış. Restorasyonu yapılıyor. Bazılarınınki yapılmış. Mesela burada Kesiciler Konağı diye bir konak var. Şöyle bir konak. İçimizdeki özgün kimlikli yapılardan bir tanesidir. 3 katlı olarak inşa edilen yapının günümüzde 16. yüzyıldan ulaştığı bilinmektedir. 16. yüzyıldan kalma bir konakmış. Burada da dediğimiz gibi hani böyle aynı birbirine benzer yapılar, konaklar var. Burada bir kilise varmış. Aya Yorgi Kilisesi. 17. yüzyılda yapılmış bir kiliseymiş. Şimdi o tarafa doğru gidiyoruz. Hani belli oluyor mu çok fazla bilmiyorum ama şu karşıda arada çıkan çıkıntı. Tam karşımızda kalan yer. Kiliseye geldik. Şöyle göstereyim. Ama kilise boşmuş. Hani kimse yok kilisede. Üst tarafı çatısı falan yok. Şöyle göstereyim. Şöyle bir durumda kilise. Çatısı yok gördüğünüz gibi. Şu tarafta bir giriş kapısı var ama kilitlenmiş orası da. Yüksek ihtimal içeride göründüğü kadarıyla dediğim gibi. Başka da bir şey yok burada. Ama tarihi bir yapı. Gene Bilecik'e gelindiğinde hani böyle uzaktan bakayım bir şeylere gelip bakabilirsiniz. Şöyle kolonları falan ama ne yazıyor orada? Tükendik. Koca bir şey bir şey. Yani keşke kilisede tükenmeseymiş. Bilecik gezimizin sonuna geldik. Bu tarz içeriklerin devam etmesini istiyorsanız abone olmayı, beğenmeyi ve yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Başka gezilerde, kamplarda, programlarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.